Miss Holgerson yaşayacağı maceraları ve nelerle karşılaşacağını hayal etmeye çalışıyordu. Henüz yabani kazların onları Laponya'ya götürmeye niyetli olduklarından emin değildi. Kendine sık sık şunları tekrar ediyordu. Eğer kazlarla bu uzun yolculuğa çıkmayı başarırsam, bu kadar mini mini olduğum için kendimi acımaktan vazgeçeceğim. Hey Marten, uyan artık! Üçünüz de boynunuzu mu kırmak istiyorsunuz ha? Nil, Ferdel, Marten, çok geç olmadan çabuk uyanın! Çabuk uyan! Lütfen Marten! Ne oluyor? Yine susunacağız! Tam zamanında kurtardık paçayı. Tebrikler, bir kötü olay daha tam zamanında atlatıldı. Seni geçiyorum ama. Marten, şöyle bir dönüş yapıp Ömer'in tarafına doğruysan daha iyi olmaz mı? Üçümüz de neredeyse ölüyorduk. Memnun değilsen sırtından atlayabilirsin. Ah kaz Marten. Evet. Kedna Kayslavka, evcil bir kazın bizim kadar başarılı olacağını ispatlamakta büyük bir cesaret gösterdin. Hiç kimse evcil kazları akla kadar küçümseyemez. Bense onlara hayranım. Biliyorum. Ah, uyuyayım mı yoksa bizi uyanıp tutması için Siri'ye ricada mı bulunayım? Ne dersin Nilsa? İki önerinden de hoşlanmadım. Siri gelsene. Ne var küçük arkadaşım? Şarkı söyler misin bize yoksa gözlerim uykudan kapanacak. Ha sahi mi? Benim şarkı söylememi gerçekten istiyor musunuz? Dinle öyleyse küçük arkadaşım. Ay ilkbaharda rüzgarlar esmeye başladı. Olamaz, buna dayanamayacağım. Çal biraz madde. Çal onları kucaklar. Söyledikleri güzel şarkılar. Bir daha ona şarkı söylersen yola yaya devam edersin. Günaydın Emilia. Günaydın Emilia. Günaydın Emilia. Günaydın Emilia. Ölmüşüm yorgunluktan, bir daha uçmam. Bol ne? Akka seni istiyor. Neden? Niye acaba? Neyiz? Bak neler oluyor. Zaten galiba kazlar toplantı yapacaklar. Evet. Herkes sıraya girdi mi? Evet. Kedle Kayısla hakkının her şeyi kuralınca yapılmasını istediğini çok iyi bilirsiniz. Yüksek dağlara doğru büyük yolculuğumuza başlamadan iyice dinlenmeniz gerek. Bu arada yüzme, dalma ve uçma antrenmanları da yapmamız lazım. Bu sefer aramızda yeni bir arkadaş var. Öneri getirmek istiyorum. Beyaz evcil kazla aramızda bir yarışma düzenlemek istiyorum. Ne dersiniz? Bana şeref verirsiniz. Oyunun kurallarına saygı duyacağınıza eminim. Oyunun kurallarına yasal şekilde saygı duyduğumuzu Akka çok iyi bilir efendim. Saygı duyulması gereken kurallar nelerdir? Kuvvetliler zayıflara yardım edemezler. Herkes elinden geleni yapmalı. Akka büyük yolculuğa hazır olup olmadığımızı kontrol etmek istiyor. Ya birisi hep sonuncu geliyorsa, hiç denenmediği için dalmasını bilmiyorsa, büyük yolculuğa götürülmeyecek mi o zaman? Galiba öyle olacak. O halde Laponya rüyalarım sona erdi. Çünkü hiçbir evcil kaz dalmasını beceremez. Kim bilir belki de dalma şampiyonu olur. Ya Nils, hiç umut etme. Marten taş gibi dibe oturacaksın. Ama bir kere denemeliyim değil mi? O halde dene, önemli olan yarışa katılmaktır. Tamam, biraz çalışayım. 1, 2, 3, 4. Kazanması lazım, yoksa eve dönüp anneme babama bu halimle görünmek zorunda kalacağım. Bu fikre kendini alıştırman gerek. Şu haline bak, bizim koca martenimizin yabani kazlarla yarışmasına olanak var mı hiç? Kaz marten, şunu söylemek isterim ki senin gibi evcil bir kazla yarışmak gururuma dokunuyor benim. Buyurun bakalım, daha yarış başlamadan sürtüşmeler başladı. Bu yarışmanın yapılmasına Kedne Kayısli Akka karar verdi. Şu koca gagını açtığı zaman mutlaka bir işler karıştırırsın. Şişko evcil kazın grubumuza girmesini gerçekten istiyor musun? Marten'i yandan baksana. Bana yandan baksanıza bir kere. Belki sizin kadar çelik değilim ama kanatlarımın genişliği de en az sizin Haklısın, kadar. Haklısın, Akka'ya karşı çıkmak aklıma bile gelmez. Ama kişisel düşüncem kaktı ile aynıdır. Hiç şüphe etmeyin. Benim görünüşümü güzel bulan bazı kazlar da var. Güneşte tüylerim gümüş gibi parlıyormuş Nel ya, öyle söyledi. Kesin yeter Münakaşa'yı. Pekala, anladık Akka.
Marten'in bizimle birlikte gelmesine henüz karar vermiş değilim. Ama onunla bir yarışmaya girişeceğiniz andan itibaren dediklerimi yerine getireceksin. Söylediklerim anlaşıldı mı? Sağ ol Akka, bu benim için büyük bir şeref. Tamam Akka, ama sen beyaz kas kafanı yorma. Kepre kayısı Akka'yı etkileyeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Onun için ne diyorlar biliyor musun? Yakında 100 yaşında olacakmış o. Ah, bu arada kimse bizimle ilgilenmiyor, neden acaba? Anlaması kolay, biz kaz değiliz de ondan. Hiç kimseyi saygıdeğer bulmadığı bir kimseye saygı duymaya zorlayamazsın. Örneğin ben eskiden daha farelerini sevmem. Ama bize karşı hoşgörülü olsalar hoşumuza giderdi, değil mi? Şimdiden moralinizi bozmayın, belki her şey düzelir. Hey, Akka'nın kimle konuştuğunu gördün mü? Ah, Leylek Emilia ile. Mutlaka cinden bazı haberler getirmiştir. Emilia! 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 Haberleri yaşlı cine ilet. Ona bu kadar şüpheci olmamasını söyle. Akka, sen bu cini benden çok önce tanıyorsun. Hayır dediğime hayır demekti. Kandırmaya çalış. Annemle babam nasıllar? Herhalde iyidirler. Tabii çok üzülüyorlar. Onları uzun süredir de görmedim. Bu onlar için çok zor oldu. Bana gerçeği söylemiyorsun. Neler öğrendin? Hadi doğruyu söyle. Sana niye yalan söyleyeyim Nis? Çok üzüldüler ama bunu sen de tahmin edebilirsin, öyle değil mi? Beni çok özlemişlerdir. Herhalde Marten'i çaldığımı düşünüyorlar. Evet, öyle düşünüyorlar. Üstelik de sana çok kırgınlar. Beni eve geri götür, onlar her şeyi anlatacak. Saçmalama Nis, seni bu durumda görürlerse çok daha fazla üzülürler. Sabret Nis, her şey yoluna girer ama bunun için çok zaman geçmesi gerek. Hayır, hiçbir şey düzelmeyecek, ben hep cüce kalacağım. Sakin ol Nis. Ya cin, ihtiyar cini gördün mü? Evet, onunla konuştum. Söylesene, neler anlatıyor? Pek konuşmuyor, eşyaları topladı ve sizin evden ayrıldı ama Akka ona her şeyi değiştirmesi için bir haber yolladı. O halde çabuk uç ve cini bul. Aa evet, çabuk uç cini bul, ona selamlarım ve pişman olduğumu söyle. Kebne Kayıs'la Akka'nın organize ettiği yarış şimdi başlıyor. Elimden geleni yaparım Nis, umarım beni dinlemek ister. Emilia. Evet Nis. Anneme babama göz kulak ol lütfen. Peki Nis. Cinle konuşurken benim tarafımı tutar. Evet Nis. Çabuk geri dön de bana her şeyi anlat. Peki. Sıraya girin. Düz bir hat oluşturun. Daha disiplinli olmaya gayret edin. Beyaz kaz çok önde. Yaban kazı sırasından çok tavuk topluluğuna benziyorsunuz. Şimdi birinci sınavdan geçeceğiz. Göl kenarından başlayacağız. Anlıyor musunuz? Sonra kuzeye döneceğiz. Evcil beyaz kaz deparı normal uçuşlara başlarken olduğu gibi yapmıyor. Evet, bizi aldatmaya çalışıyor. Hiçbir şey değiştirmedim. Bizi aptal yerine mi koyuyorsun? Sırtındakiler nerede peki? Doğru hile yapıyor. O kadar çok bağırma. Şimdi ne yapacağız Akka? Her zamanki şartlarda uçacaksınız. Yani Marten Nis'le Pempe'ni sırtına alacak. Akka'nın dediğini duydunuz, öyle değil mi? Hadi tırmanın sırtına. Merak etmeyin, onlar olmasa da sonuncu gelirim. Ama gene de yalnız uçmayı denemiştim. Bizim beyaz kas kurnaz. Hadi tırmanın. Dikkat. Hazır. Başla. Başlıyorum. Ötekiler havalandı bile. Ben de kalktım işte. Çok şükür. Ama ne güzel yetişeyim onlara. Rahat uç Gaksi, ne olursa olsun biz gene de geçeriz onu. Şuna bir oyun oynayalım da kazanacağını sansın. Şu anda kuvvetimin yarısını kullanıyorum. Vay, geçtin bizi beyaz kar. Yabani kazları yeniceye benziyorsun. Seni izlemek zorlaşıyor. Evet, kazanacağa benziyorsun. Çok geçiyorsun. Evet, bizi geçiyorsun. İyi uçuyor muyum Nelia? Çok iyi. Onu yanına yaklaş hadi. Merhaba beyaz kız. Ne kadar kötüsünüz. Kendinizden utanmalısınız. Uçtuğun zaman rahat olmalısın. Hep aynı tempoda uçmalısın. Küçük kanatlar yukarı, küçük kanatlar aşağı. Küçük kanatlar yukarı. Sonra yorulduğun zaman da uyumak için bir yerlere yatmalısın. Bekleyin, bunu onlara ödeteceğim. Var sen, neyin var? Pes etmek mi istiyorsun? Ne oluyorsun? Ben artık bitmişim. Mahvolmuşum ben. Boynunu gökyüzüne doğru kaldır. Kanatlarını iyice aç. Bırak seni rüzgar taşısın.
ikinci sınava giriyoruz. Her sene olduğu gibi uçma yarışından sonra dalma yarışı. Dikkat edin, bu derine dalma yarışı değildir. Su altında uzun kalma yarışıdır, anladınız mı? Yarışmaya devam edecek kadar kuvvetim kaldı mı bilemiyorum. Bana kalırsa yarışı terk et, hiçbir işe yaramayacak. Bu sefer başına ne gelir biliyor musun? Boğulabilirsin. Başınızı suyun altında tutmakla yetinmeyin, geçen sene yaptığınız gibi. Ne yapıyorsun Neil? Hadi dalın! Ördek gibi suyu karıştırmayın. Oğuzlar kim bilir? Beyaz kazı gördün mü taksi? Nelia, lütfen bana şu üç kamışı getirir misin? Peki abla. Yeterince uzun kalabildi mi suyun dibinde? Evet, yeterince uzun kaldı. Çok iyi. Bu kurallara aykırı hile yaptılar. Hayır, sadece insanların zekasını kullandılar. Üçüncü yarışa katılacaklar çıkış yerlerine. Her sene... Taksi açıkça bizi suçluyor. Akka'nın hoşgörüsüne katılmadığı belli oluyor. Nasıl katılır ki? Her yarışta sonuncu gelmemizi bekliyor bizim. Bu sefer belli olmayacak bir çare bulmalıyız. Yakalanmamalıyız Marcel. Ben bu yarışta hile yapamayız. Sadece hızlı koşmak gerekiyor. Başlayın! Haydi! Hadi! Çabuk koş Marcel! Gidiyorum işte, gidiyorum. Bak Nelly o kadar hızlı değil. Hadi geç onu. Onu geçmek çok kolay. Hadi koş! Kuvvetini topla. Daha çabuk Marten. Hadi oğlum Marten. Hadi yavrum Marten. Ne yazık ki çok hızlı koşamıyorum. Hadi beni geç. Benimle ilgilenme. Üzgünüm Nelia. Zarar yok. Ben mutluyum. Sonuncu olmayacak. Nelia. Belki beyaz kastinin dolaplarına göz yumuyor ama ben yutmam. Ben seni tanırım. Ne dolabı? Yarışmalarda her zaman en hızlı koşan sendin. Şimdi mahsus geride kalıyorsun. Hayır Kaksi, yanılıyorsun. Eğer geri kalmaya devam edersen gidip Akka'ya hile yaptığını söylerim senin. Peki Kaksi. Bana kalırsa bu saçma yarışı pek güzel iptal edebilirim. Hayır, ya da yemek yeme yarışı olabilirdi. Bu hoşuna gider değil mi? Hiç şüphem yok. Zaten tıkınmaktan başka bir şey seni ilgilendirmiyor. Sakın durma, dikkat et. Dikkat et. Yarışmayı sevmiyorum. Uçma gitmiyorum. Gezintiye çıkmadınız, yarış yapıyorsunuz. Kıvıldayın azıcık. Çabuk koş. Koş. Sonra bakma Marten. Yarışı bırakma Marten. Japonya'yı düşün. İdealini düşün. Koş daha çabuk. Koştum, tükendim. Mahvoldum, bittim. Nelia, daha çabuk koşman gerekiyor. Ve şimdi de sıra atlama yarışına geldi. Her sene olduğu gibi cesaret ve atlama stilin üzerine karar verilecek. Kimse seni yenemez. Birinci olacağım. Hatırın ki küçük bir hata yap. Aşağı uçmak kabili olsaydı bunu çok iyi hallederdim ama şimdi ne yapacağım bilemiyorum doğrusu. Serbest bir atlayış mı yapacaksın? Evet, her sene olduğu gibi süzülecek. Nelia? Evet Kaksi. Karabatak atlayışını kim deneyecek? Ben. Kolme. Peki. Hop. Aa,
Şimdi sıra beyaz kazda. Tamamdır. Gözlerini kapasan iyi edersin. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Japonya'yı düşün. Düşünüyorum. İşin aslı aşağı ineceksin. Hadi atla. Atladım. Atladım. Şimdiye kadar hiç kimse böyle atlamamıştı. Kebne kayıtlı Hakka şimdi size yarışların sonucunu bildirecek. Bugün alınan sonuçlardan çok mutluyum. Elinizden geleni yaptınız. Bu son günlerdeki dinlenmenin size çok yaradığını ortaya koyuyor. Böyle olacağına emindim. Bu sınava katılanlardan birini de özellikle kutlamak isterim. Evcil Beyaz Kaz Marten. Beni çok duygulandırdı. Ha? Çok cesur olduğunu ispat etti. Örnek davranışıyla özel ödülü hak etti arkadaşınız. Bunu duydun mu? Evet, kulaklarıma inanamıyorum. O kibar kaz nerede? Ne? Burada değil mi yoksa? Onu gördüğümde sudan çıkıyordu en son. Aldığı sonuçlardan utandığını söyledi bana. Biliyordum. Bu yabancının canımızı sıkacağını biliyordum. Marten! Amelia, sakın bir şey söyleme. Gruptan kovulduğumu biliyorum. Koşamıyorum, iyi uçamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Ne yapacağım bilemiyorum yani. Öldüm ben, mahvoldum işte. Artık intihar edeceğim kendimi. Zavallı Marten. Açlıktan karnım gurulduyor. O da ne? Ne kaz? Onu ele geçirmezsen bana da tilki demesinler. Marten! 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 Ben bir işe yaramam. Ben gerçekten bir işe yaramam. Niye dünyaya evcil bir kaz ruhuyla gelmedim? İmdat! İmdat! Aman Tanrım, bu Derya'nın sesi. Derya'nın sesi. Evet. Tilki yakaladı beni. Çabuk ol Derya. Yardım edin. Geliyorum Derya. Yetiştim, korkma. Bırak kanatlarımı. Canımı yakıyorsun, bırak. Faydası yok. Kazlar tarafından ikinci kez alay edilmeye hiç gelemem. Senin canını... Kulaklarımız zarını patlattın. Bunu sana ödeteceğim. Şimdi ben seni bulurum. Nereye gittim o? Sana! Çabuk! Koşun! Uçmak için ne bekliyorsun? Benim bir planım var! Ya başaramazsın? Başaracağım! Ya yakalarsın? Korkma sen! Korkma!
Böylece Beyaz Kaz tilkiyi yendi ve Nelya'yı kurtardı. Bu çok şaşırtıcı bir olay. Ayrıca bu tilki öyle tecrübesiz bir hayvan değildir. Birçok köpek onun yüzünden cezaya uğradı. Martin sizinle beraber gidip gitmeyeceğini öğrenmek istiyor. Hadi sorsana. Hadi sorsana. Ben mi? Cesaretim yok. Martin çok basit. Sadece sizinle Lapoya'ya gelmek istiyorum diyeceksin. İyi öyleyse. Deneyeceğim. Sizinle Lapoya'ya gelmek istiyorum. Kabul etti. Bana olur diye işaret etti. Kabul etti. Lapoya'ya götürün. Benim beraber gittin. Ne yapıyormuştun Martin? Akka. Senin ne istediğini biliyorum küçük adam. Bir gün normal boyuma erişebilecek miyim? Yoksa ömür boyu böyle küçücük mü kalacağım? Leylek Emilia senin aramızdaki çok olumlu davranışlarını Cin'e söyleyecektir. Öyleyse her şey yoluna girecek ha? Elbette yoluna girecek. Artık kendimize biraz yiyecek aramalıyız. Neyiz? İkiniz için verilen karar şu. Sen bizimle geleceksin. Nils'i evine döneceksin. Nils'i kapısının eşiğine bırakıncaya kadar onu terk etmeyeceğim. Zamanı gelince seni evine götüreceğim. Ben de seninle gelmeliyim. Böyle güzel bir yolculuk fırsatı her zaman ele geçmez. Niye gelmeyeyim değil mi? Doğru. Ben Beyaz Kaz Marten, Nils'i bırakmıyorum. Nils de beni bırakmıyor. Anlaşıldı mı? Yarın yüksek dağlara doğru yola çıkacağız. Lapoya! Nils'in yaban kazlarına olumlu davranışları bu şekilde karşılık gördü. Kendileriyle beraber Laponya'ya gitmesine izin verdiler. Böylece zaman geçti. Nils yeni yaşamına alışmaya başladı. Aç kalacağını ve üşüyeceğini biliyordu ama buna karşılık okulda ve tarlada çalışmayacak. Tembellik ettiği zaman kimse onu azarlamayacak. Günlerini kimseye hesap vermeden istediği gibi geçirecekti. Tek düşüncesi yemek bulmak olacaktı. Buna rağmen Nils sık sık annesini babasını düşünüyordu. Çünkü ailesine çok düşkündü. Ama yolculuk bir dahaki bölümde izleyeceğimiz gibi devam edecek. Tu es si petit, c'est si grand le monde. Alors reste auprès de moi. Bande dessinée. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir. Je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde. Ce soir reste entre mes bras. Reste